Aynı şekilde Anadolu'ya tarikatçılar, tarikatların yayılmasının sebebinden bir tanesini Anadolu'ya birçok tasavvufçu gelmiş. Mesela Konya'ya İbn Arabi gelmiş. Ve İbn Arabi'nin en büyük talebelerinin bir tanesi Sadreddin el-Konevi. Konya'da yatan Sadreddin el-Konevi. İbn Arabi bunun annesiyle evleniyor. İbn Arabi kardeşlerim, İbn Arabi kimdir? Bilmeyenler için İbn Arabi Vahdetül Vücud'a inananların imamı. Vahdetül Vücud nedir? Demin de dediğim gibi Budist inancından alınmış bir felsefe. Ne diyorlar? Bir kulli vardır diyorlar. Bir şey vardır diyorlar. Bütün şeyler ondan geliyor. Her şey odur. Birli vardır, iki yoktur. Yani her şey Allah'tır. Sen, ben, kadın, erkek, her şey, tuvalet, her şey Allah'tır diyorlar. Budistlerin inancı bu. Aynı şekilde Vahdetül Vücudcuların inancı da bu. Ve tarikatçıların, imamlarının inancı da budur. Ve en büyük imamları ve bu zamandaki tarikatçıların hepsi istisnasız İbn Arabi'yi Şeyhül Ekber olarak görüyorlar. En büyük şey. Şimdi birisi demesin, ya bize ne, bu adam ölmüş gitmiş, biz ondan mesul değiliz demesin. Çünkü bu tarikatçıların hepsi buna Şeyhül Ekber diyorlar. İbn Arabi ne diyor mesela? Vahdetül Vücud olarak dedim ya, öyle inanıyor. Diyor ki el arif men yara'l hakka fi kulli şeyin bel yarahu ayne kulli şey. Arif, Allah her şeyde görür. Bilakis her şey Allah olarak, her şey hak olarak görür. Yine diyor ki el abdu şiirinde el abdu rabbun ve rabbu abdun. Kul rabdır. Rab kuldur. Ya leyte şi'ri menil mukellef. Yani keşke bana söyleseniz mükellef olan kimdir? Aynı şekilde İbn Arabi dinler birliğine inanıyorlar. İnanıyor yani. Bütün dinler birdir diyorlar. Çünkü niye? Çünkü Vahdetül Vücud'da sen Allah'a ibadet etsen, o da gidip İsa'ya ibadet etse, o da gidip puta ibadet etse, o da gidip ineğe tapsa, hepsi bir şeye tapıyor. O da Allah'a tapıyor. Çünkü her şey Allah'tır. Dolayısıyla bütün dinler nedir? Birdir. Ki Vahdetül Vücudcular mesela İbn Arabi bütün dinlerin bir olduğuna inanıyor. Mevlana da böyle. Onu da anlatacağım şimdi. Bakın mesela İbn Arabi diyor ki لَقَدْ صَارَ قَلْبِي قَابِلًا كُلَّ سُورَ. Kalbim her şeye yani kabildir. Kabiliyettir. Yani kalbim her şeyi kabul eder diyor yani. فَمَرْعَى لِغَزْلًا. Bazen kalbim ceylanların merasıdır. وَدِيرٌ لِرُهْبَان. Biraz uzattım biliyorum ama az sonra bitireceğim. Biraz sabredin inşallah. Diyor ki İbn Arabi فَمَرْعَى لِغَزْلًا. Bazen ceylanların merası. وَدِيرٌ لِرُهْبَان. Bazen kalbim rahiplerin manastırı. وَبَيْتُ الْيَوْذَانِ. Bazen puta tapanların evi. Bazen tavaf edenlerin Kabe'sidir. Bazen el-vahd Tevrat'tır. Bazen Musaf'tır diyor. Aynı şekilde İbn Arabi Firavun'un mümin, Müslüman olarak öldüğüne inanıyor. Çünkü ben Allah'ım derken doğru söyledi diyor mesela. Dolayısıyla İbn Arabi rahal bir bu kişi. İran'a falan gidiyor, Khorasan'a falan gidiyor. Sonra Konya'ya geliyor. Konya'da şirkini yayıyor. Böyle de tarikatlar Anadolu'da yayılıyor. Sonra da Suriye'de helak oluyor. Yani aynı şekilde Anadolu'ya gelen Vahdetül Vücudculardan bir tanesi Celaleddin Rumi. Bildiğiniz Mevlana yani. Bu da Vahdetül Vücud'a inan, her şeyin Allah olduğunu inanan bir tarikatçı. Diyor ki undur ila zünnari zardaşt havle hısri. Diyor ki bak zerdeşlerin zünnarına bak, Hısır yani
göbeğime bağladım. Bağlanmış olarak bak diyor mesela. Mesela diyor ki Müslümanım ana ve lakinni nasraniyun ve berhamiyun ve zerdeşti. Leysa li siva ma'bedun vahidun. Diyor ki ben Müslümanım ama hem Müslüman olmakla birlikte Hristiyanım, Brahma'yım yani Hinduyum, Zerdeştim. Benim sadece bir tane mabedim vardır. Mescidun, mescittir, hem kilisedir hem de puta tapanların yeridir. Yani bundan dolayı kardeşler bu da dinlerin bir olduğuna inanıyordu. Vahdet-i Vücud'a inanıyordu bu Mevlana. Bundan dolayı kafirler bu adamı çok seviyor. İbn Arabi'yi de çok seviyorlar. Mesela İbn Arabi'nin mesela bu Mevlana'nın 2017'de UNESCO Mevlana yılı ilan etti. Ve Konya'da Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde kitaplar çalındıktan sonra Londra'daki Mevlana Derneği, kafirlerin Londra'da Mevlana Derneği var. İnternetten bakın bulursunuz. Bütün nerede çalınmış Mevlana'nın eserleri varsa araştırmaya başlıyorlar. Çünkü hepsi bir, bütün dinler birdir diye inanıyorlar. Aynı şekilde İbn Arabi de. İbn Arabi de çok seviyorlar. Yani İbn Arabi de çok seviyorlar ve çoğu kitaplarını, İbn Arabi'nin çoğu kitaplarını müsteşrikler bastı. Hallacın kitapları gibi. Şimdi Hallaç var, o da Vahdet-i Vücutçu, Ebu Mansur el-Hallaç. Çoğu kitaplarını müsteşrikler, kafirler bastı. İlk tahkik edip bastılar. Neredeyse 9 tane kitabı müsteşrikler tarafından ilk basılı. Aynı şekilde İbn Arabi'nin kitapları da. İlk basanlar müsteşrikler. Celaleddin Rumi, Mevlana, onun hocası Şems et-Tibrizi kardeşler. Bu da İranlı. Aslı İranlı. Ve bu da Hasan Sabbah Haşhaşilerin başı olan Hasan Sabbah'ın sülalesinden gelen bir kişi. Mesela Mevlana Şems Tebrizi hakkında diyor ki Şemsi ilahi umri ve bekai mink. Diyor, Şems benim ilahımdır. Ömrüm ve bakam ondandır. Kendisi kendi kızıyla yani Rebibesiyle evlendiriyor Şems-i Tebrizi'yi. Mikail Bayram isimli tarihçi diyor ki bu Şems-i Tebrizi kardeşi diyor ki bu adam Moğollarla, Moğolların ajanıydı. Moğollarla çalışıyordu bu Şems-i Tebrizi. Sonra bu öldürülüyor. Konya tarafından, Konya'da insanlar tarafından katlediliyorlar. Sen Moğollarla çalışıyorsun diye. Ve hatta Mevlana'yı Moğolların ajanı olarak itham edenler de var ki bu yani uzak bir ihtimal değil. Çünkü Mevlana Fihi Mafi isimli kitabında Moğolları çok övüyor. Mesela diyor ki قَدْ اَعَانَهُمُ اللّٰهُ يَمَكَانُوا فِي حَالَةُ مِنُنْ دَفْ Allah onlara yardımcı oldu. İşte Allah onların dualarını kabul etti. Şu an çok güçlüler falan. Hepsini anlatmıyorum. Vakit şey etmesi, vaktimiz olmadı.